Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar geçtiğimiz günlerde YouTube'un açıkladığı bir vergi meselesini anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz YouTuber'lara vergi geldi, %38 oldu, şöyle oldu, böyle oldu ile ilgili ben bir video çekmiştim. Onu şimdi yukarıdan koyacağım linkini oradan izleyebilirsiniz. Ama e, Google bir açıklama gönderdi yakın zamanda, kısa bir süre önce, yaklaşık 3-4 gün önce YouTuber'lara ve dedi ki eğer bana vergiyle ilgili bilgilerinizi vermezseniz ben sizden belli oranlarda kesinti yapacağım. Şimdi hikaye nedir biraz ondan bahsedeyim ben. Biliyorsunuz YouTube üzerinde eğer gelir elde ediyorsanız bir şekilde zaten bulunduğunuz ülkede vergi vermek zorundasınız. Yani bu biz Türkiye'de mesela ben de bu videolardan az da olsa bir gelir elde ediyorum ve gelir elde ettiğim için de bunun vergisini veriyorum arkadaşlar. Zaten vergi vermeme gibi bir durumun söz konusu değil. Hesabınıza bir para yatıyorsa ve mükellefsiniz, mükellef olmasanız da bu yarın bir gün başınıza artabilir. Mükellefsiniz zaten o parayı açıklamanız gerekiyor. Onu da belli yöntemleri var. Muhasebecinize, muhasebecinize danışırsınız. O zaten size söyleyecektir ama bir form dolduruyorsunuz. işte onun karşılığında bir KDV faturası kesiyorsunuz. Bu şekilde Google'dan aldığınız parayı bir şekilde vergisini ödemiş oluyoruz. Amerikan devleti diyor ki arkadaşlar eğer Amerika'da bir para kazandıysanız bunun vergisini vermek zorundasınız diyor. Bunun aslında temeli biraz da oraya dayanıyor. Şimdi Google'da YouTuber'lara gönderdiği bir metin var. Uzun da bir metin. Ben şimdi onu ekranda sizlere göstereceğim. Uzun uzun anlatıyor. Diyor ki işte Google'ın bu yıl sonlarında Haziran 2021 gibi erken bir tarihte ABD dışındaki içerik oluşturacağı yapılan ödemelerden ABD vergilerini kesmesi gerekecek diyor. Yani Haziran'ın ne itibaren yürürlüğe girecek bir düzenleme söz konusu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde varsa düşülecek doğru vergi miktarını belirlemek için vergi bilgilerinizi AdSense'e göndermenizi isteyeceğiz diyor. Vergi bilgilerinizi 31 Mayıs 2021'e kadar sağlanmadıysa Google'ın dünya genelinde toplam kazancınızın %24'üne varan oranda kesinti yapması gerekebilir diyor. Şimdi burada aslında ince bir nokta var. Şimdi Google bize diyor ki eğer diyor sen diyor vergileri vergiyle ilgili bilgilerini hani bir formu var onların o formu doldurmanız gerekiyor bu arada AdSense'e girip zaten eğer siz AdSense'den gelir elde ediyorsanız girdiğiniz zaman otomatik olarak size diyor. İşte bir form doldurmanız lazım falan diyor zaten. O formu doldurmanız gerekiyor. Formu da online dolduruyorsunuz zaten. Google sizin için hazırlamış yerleri. Siz sadece oraya işte bilgilerinizi giriyorsunuz. İşte vergi numaranız varsa vergi numaranız. TC numarası, TC numarası giriyorsunuz vesaire. Bunları dolduruyorsunuz. Eğer Amerika'da bir şirketiniz varsa onu da belirtebilirsiniz. Yoksa bir şirketiniz yok diyorsunuz zaten. O şekilde bir form dolduruyorsunuz. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Eğer Türkiye'desiniz diyelim ki burada bir video çektim ben. Benim videom Amerika'da örnek görüyorum 100 bin kişi tarafından izlendi. Ve izlenirken de ben oradan bir para kazandım haliyle ve doğal olarak. Şimdi bu paradan elde ettiğim gelirden vergi alacak Google. Ama nereden? Sadece ve sadece Amerika'daki izlenmelerden gelen gelirden. Bunun altını özellikle çizeyim. Kafa karışmasın. Yani Türkiye'de kazandığım veya dünyanın başka ülkesinde kazandığım video gelirlerinden değil. Sadece Amerika'daki izlenmelerden gelen gelirlerden ki takdir edersiniz ki Türkçe içerik üreten birisi için Amerika'da izlenme sayılarının düşük olacağı aşikar. O yüzden en azından benim için ya da benim gibi içerik üretenler için çok büyük bir sorun yok ortada. Tabii ki bu şimdilik ortaya çıkan bir durum. Yarın öbür gün şartlar değişir, durumlar değişir. Google yeni bir kanun çıkartır, yeni bir düzenleme yapar. Kendi kafasına göre şunu şöyle aldım, böyle aldım diyebilir. Ama o gün gelene kadar yapmanız gereken şey şu. Eğer YouTube'dan gelir elde ediyorsanız çok olması az olması değil burada mesele bu arada onu söyleyeyim. Mutlaka mutlaka girmeniz gerekiyor o bilgileri. O formu doldurmazsanız 31 Mayıs'a kadar diyor ki Google zaten az önce gösterdiğim metinde de onu söylüyor. Ben diyor senin tüm dünyadaki gelirlerinden %24'e varan, ev diyor, e varan diyor. 124'e kadar vergi alırım diyor. Bunun altını özellikle çizelim. Yani kafalar karışmasın. Hani ben formu doldurdum başıma bir iş gelir mi? Hayır. E ben para kazanmıyorum form doldurmama gerek var mı? Hayır. Youtube'da bir şekilde hesabınız vardır ama para kazanmıyorsanız zaten sizinle ilgili bir konu değil. Onu da söylemiş olalım. Ama bazı kafa karışıklık vardı çünkü hatta çok sevdiğim YouTuber arkadaşlarım da var benden çok daha abonesi yüksek olan vesaire. Onlarda da bazı kafa karışıklıkları da vardı. Hani hem onu gidermek hem de hani ne oluyor ne bitiyor vergi mi geliyor yeni bir şey mi geliyor falan diye e, kafalar karışmasın diye söyleyeyim. Zaten biz vergi veriyoruz yani YouTube'da içerik üretiyorsanız ve para kazanıyorsanız vergi veriyorsunuz arkadaşlar. Hani YouTuber'lara vergi geldi youtuberlar şöyle oldu falan diye bir durum söz konusu değil. Zaten veriyoruz ama ekstradan da bir durum söz konusuydu. Bunu da en azından bilmeyenler için, kafası karışanlar için ve acaba ne olacak? Benim durumum değişecek mi falan diyenler için söylemiş olalım. Ama tabii belki şöyle durumda olanlar vardır aramızda bilemiyorum. Gelirlerinin büyük bir çoğunluğu Amerika'dan geliyorsa, Amerika'daki izlenmelerden yani İngilizce video yapıyor olabilir ya da İngilizce değil ama bazı videolar var. Mesela e, konuşma yok içinde. Müzik var ya da işte ASMR videoları var. Mesela öyle videolar çekiyorsanız o dünyanın her yerinde izleniyor. Onlar için e, altyazıya da gerek yok. İngilizce olmasına da gerek yok. Japonca olmasına da gerek yok. Konuşmanıza da gerek yok. Sadece böyle hani o sessiz konuşuyorsunuz bu şekilde. Şey yapılan videolar vardı. Benim anlayamadığım ne işe yaradığını. Hatta sizden de talep geldi. Tıraş videoları yapıyorum biliyorsunuz kanalda. Bir tane öyle bir ASMR videosu da yapsana falan diye bir talep geldi. Aklımın bir köşesinde duruyor yapayım mı yapmayayım mı diye. Belki biraz ekipman almam gerekebilir, mikrofon vesaire. Hani onları düşünüyorum şu anda hala. Hani öyle videolar yapıyorsunuz. Amerika'dan da bir gelir elde ediyorsanız gelirleriniz biraz düşebilir. Çünkü Google Baba diyor ki ben diyor senden diyor Haziranın itibaren eğer Amerika'dan gelir elde ediyorsan oradan bir vergi keseceğim diyor. Onu da belirtmiş olalım. Ama Türkiye ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Biz zaten vergimizi veriyoruz. Veya siz de para kazanıyorsanız YouTube üzerinden verginizi veriyorsunuzdur diye tahmin da vermek zorundasınız. Vermiyorsanız yarın öbür gün, iki sene sonra, 3 sene sonra, bir sene sonra, bir ay sonra belki ya da bir gün sonra maliye kapınızı çalıp sen neden vergi vermiyorsun diyebilir arkadaşlar. Bunun da hatırlatmasını yapayım. 300-500 demeyin. Bunlar olan olaylar. Youtube'da yazın arattırın. Vergi, maliye bana vergi çıkardı, Ma ver maliye bana ceza yazdı diye. Bunların hepsi gerçek vakalar. Kafadan sallamıyorum. O yüzden 300-500 demeyin. Bir şekilde onların vergisini nasıl verebilir mi düşünmeye başlayın derim. Acizane fikrim benim, yorumum bu şekilde arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere Google'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu bu vergi meselesini anlatmaya çalıştım. Bu arada videoda DJ Ozma Pocket kullanıyorum ve yüzümü takip ediyor. Şöyle hareket ettikçe görüyorsunuz o da beni şu an yüzümü kilitlemiş durumda ve takip ediyor. Arada böyle e, sallanmalar, oynamalar olduysa onun yüzündendir, başka bir şey değil bununla devam etmemi istiyorsanız başka bir makinem daha var. Benim Canon EOS RP kullanıyorum ben normalde. E, o da full frame aynısız malum. Bununla devam etmemi istiyorsanız yorum olarak yazın. Böyle olmuş güzel olmuş iyi çekiyor falan diyorsanız yazın. E, değerlendirelim olmadı. Bununla devam edelim. Bu da güzel bir makine bu arada. Ben hala çok seviyorum. Ki ikisi çıktı. Osmo Pocket Mobile'i biliyorsunuz. Güzel de bir ürün o da onu da merak ediyorum ama henüz almak kısmet olmadı. Biraz pahalı o haliyle ve doğal olarak burada kullanıyorum ve de gayet güzel. Onu da söylemiş olayım. Bu YouTuber vergi meselesiyle ilgili aklınıza takılan soru olursa benim de biliyorsam eğer yorum olarak yazın. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum tüm soruları. Sıkıntı yok. Siz yazmaya devam edin. Ben hepsini okuyorum. Değerlendiriyorum. Yanıtlayamayacaklarımı da bir şekilde bilenler vardır diye bir şeyler yazıp en azından diğer e, takipçilere bırakıyorum. Kanala sizdir diye tahmin ediyorum. Ama olmayanlar çok aramızda onu söyleyeyim valla. Çok bakıyorum. E, e, özellikle tıraş videolarında İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu şey yani yarı yarıya bir oran söz konusu yüzde elli abone olanlar abone olmayanlar ama bu tarz böyle teknoloji videolarında teknoloji videoları daha çok izleniyor onu söyleyeyim ama abone sayısı daha düşük buradaki arkadaşlar da abone olursa çok sevinirim en azından bana motivasyon oluyor farklı videolar farklı çekler üretmem için de sizin abone olmanız beğenmeniz ne bileyim bildirimleri açmanız, paylaşmanız benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Orada da bir şeyler yazıyorum, çiziyorum. bilgilerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum. Siz de bu yorumlara katkıda bulunmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.